Çünkü genelde artık izleyicimiz hava çıkılan programlarda lütfen diyorlar tüfekleri de izah edin. Ne tüfeği, ne kalibre, ne çok kullanıyorsunuz. Bunları size yapmaya çalışacağız. Fazla lafı uzatmadan efendim. Arkadaşımıza ve ki kendisi burada bizi avlandıracak olan ismi neydi abla Eric. hayır şeyin Outdoor evet Outdoor Obsession firmasının da sahibi genç yakışıklı bir Amerikan avcısı. Okay. Okay, number one thing guys, everyone has the orange hats that you passed out. Your arms kind of yani hepimizde zaten turuncu şapkalarımız var. Bu önemli bir özellik. Make sure we all have those on at all times. The highest point on your body. En yüksek bölgenizde bir turuncu olması gerekiyor. Blockers, we're always going to put you. Evet, blok yapanları. Say we've got a square looking style field, we always try to push it to a corner. Evet, kare bir yüzeyde köşeye yerleştireceğiz. So, blokçuları. If that's the corner we're going to go to. Evet, bu gideceğimiz diyelim ki köşe. We'll use four blockers. Just the number we're going to use. These are our blockers on the outside. Diyelim orada 4 tane blokçu kullanacağız. Blockers are going to be usually either standing in an open area, whether it be a road, a path, or along the edge of a field. Bu genelde bir işte avlan köşesi olabilir, yolun kenarı olabilir. Genelde böyle bir sistemde bloklayıcıları arkadaşları koyuyoruz. Blockers, a couple things you'll need to do too is when you're getting position, we'll try to position you where you need to be. Try to be as quiet as possible. Do you guys have any questions? Sormak istediğimiz bir soru var mı? Şimdi teşekkürler. Kısa kesse sobalık olsun çok daha güzel olacak. Var şurada. Evet, tamam. Evet. Okay, we don't have any questions. Okay, let's have a safe hunt and let's get after it, guys. Thank you. Thank you. Efendim, klasik merhaba değerli yaban dostları. Şimdi Down'da bir sülün avına başlamak üzereyiz. Burada sülün avı enteresan bir şekilde yapılıyor. Bizim gibi avcılar ve bekçiler. Evet. Yani bekçi dediğim bek yapanlar. Ve biz burada bu sülün avında izleyicilerimizin istediğini dikkate alarak önce mühimmatı ve tüfekleri sizlere tanıtalım. Efendim bendeniz Armusan'ın 20 kalibre bir special modelini kullanıyorum. İlk defa 20 kullanacağım. Ben genelde muhafazakarım. 12'yi çok tutuyordum ama 20'nin burada yapılan test atışlarında başarısını görünce Armusan'ın 20'sini ben alacağım dedim ve sağ olsunlar arkadaşlarım bana bıraktılar. Bendeki Ali abi bendeki tamamen sürpriz. Bendeki tamamen sürpriz. Onu ilerleyen zamanlarda anlatırız. Bu tamamen yeni bir ürünümüz. Şu anda dünyada satışa daha sunulmayan bir ürün. Bu Amerika'da başladı. O tabii ki. O 200 senedir evet. Amerika'da satılıyor. Ve Fatih Yollu'da da Ata firmasının ki zaten Ata firmasının patronlarından elinde bir döner kafa inançlı dediğimiz. Evet. Döner kafa tüfeğimiz yeni model. Yeni başladığımız. Ya daha doğrusu bir sene oldu. Biz de bunu deneyeceğiz. Sülinov'un. Evet. Bildiğiniz üzere bunlar Magnum fişekte atan silahlar. Şoka gelince efendim. 3 numaralı. 3 numaralı şoku kullandım. Yani modified şok dediğimiz 3 yıldız bir şok kullanıyorum. Çünkü çok yakın değil, çok uzak değil. Orta tam bir av şoku oluyor. Sizler kaç numara kullanıyorsunuz şok? Biz de 3 numara kullanıyoruz Ali abi. 12 kalibre tüfeklerimiz olmasına rağmen biz de 3 numara kullanıyoruz. Modified evet. Dediğimiz şoku kullanacağız. Ben sizlere göre şimdi biraz dezavantajla mı başlıyorum balistik olarak? Balistik olarak 20 olduğu için çok az bir ya dezavantaj demeyelim. O da sizin ustalığınızla o kapanır. Yok artık yeni trend değerli yaban dostları uçar avlarında çulluk avında bile 20 kalibreye doğru bütün dünyada kayma var. Biz de bu yeni akıma uyuyoruz.
Yeni akım da demeyeyim de daha sportmen bir akım oluyor aslında. Ve ama başlıyoruz efendim. Evet. Ryan'ı görüyor muyuz orada sağda? Ryan orada. Bakın. Ryan orada. Nerede? Şurada. Tüfek. Everyone considered him the coward of the county. He'd never stood on a single chair to prove the county wrong. His mama named him Tommy. The folks just called him Yellow. So his mama always told him they were reading Tom Jones. He was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble. Evet abi, ben yanlışlıkla attım seninkine. My bad. Evet, öyle dedim zaten. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. There's someone for everyone. And Tommy's love is Becky. Havaya doğru dikkat edelim. Havaya doğru atışlar. One day while he was working, the Gatlin boys came. Evet, Ali abi. Hey! They took turns at Becky. Oh, nice shot. Ali abi. Tommy opened up the door, saw his Becky crying. Güzel. The torn dress, the shattered look, was more than he could stand. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now, it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight. Bekleyin, bir tane daha getirsin yerdekini. Ondan sonra devam ediyoruz. The Gatlin boys just laughed at him when he walked into the bar room. One of them got up and met him halfway across the floor. Getting older? When Tommy turned around, they said, hey, look, old Yellow's leaving. But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door. 20 years of crawling was bottled up inside him. He wasn't holding nothing back. He let him have it all. When Tommy left the bar room, not a Gatlin boy was standing. He said, this one's for Becky. As he watched the last one fall, and I heard him say, I promised you, Dad, not to do the things you've done. I'll walk away from trouble when I can. Now please don't think I'm weak. I didn't turn the other cheek. And Papa, I sure hope you understand. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of Howdy. Reload. I'm gonna go get those two. Let's go ahead and slide. Let's slide him down. You know, keep having to slide towards him. Say something. Good order. Pause the order. Everybody else, hold up, guys.
There's another one. Right here, right here, right here. Reload. Reload, hold tight. Wait a notch here, guys. We're too low for you guys. You did good. Okay. Come here. Good boy, Rigger. Çekildi sen, niye öyle yaptın? Can run, you can hide, never let it. Say everybody hold the birds off if you can. Yeah, hold the birds off and Eric's gonna say not bad for first push, let's go do it again. Everybody like this. Ne diyoruz abi, ne diyoruz, bir şey mi diyoruz? Kuşları kaldırın diyor. Wow. Kuşları kaldırıyoruz. İlk sefer hizli kuş, kuşu kaldırırsak yeah. Görürsün Hayır. Sen. Not bad for a first push, huh guys? Let's oh yeah. Let's yeah. Do it. Let's do it. Life will deliver a shot that will shiver him, driving him down to his knees, make him start giving, living, living again. Well, it's your mind that tricks you into leaving every time. Love. Your heart that talks you into staying where you are. Love will turn you around, turn you around. Kim attı başka? Yine benim kuşuma tüfek attı. Gerçi aynı anda attık ama. Yürek avcısının bir ayağı topal olacak deniz. Bak. Ağır gitmesi lazım. Tabii. Hayvan ürkmez yoksa. Bıldırcında da öyle. Ağır ağır seyredin. Evet. Belker takın 3 adım gidip bir adım duracağız. Evet. Dinlene dura dura. Altyazı M.K.